Bu bir bayrak koşusu. Elden ele, hep daha ileriye, tükenmeyen nefesle. Bazı işler vardır, yapılması için bir ekip gerekir. Tek başına çok iyi olman yetmez. Takımınla birlikte hareket etmen şarttır. Başarı ancak birlikte gelir. Bayrak koşusu gibi. Atlet olarak tek başına koşabilsen de, bayrak koşusu bir takım olmayı gerektirir. Bayrağı bir sonraki takım arkadaşına teslim etmek için koşarsın. Bu bir bayrak koşusu. Elden ele, hep daha ileriye. Benim ve eğitim aldığım hocalarımın yetiştiği, ülkemizde göğüs hastalıklarının temel direği ve ev sahibi niteliğinde olan bir derneğin başkanı olmak, bizim mesleğimizde bir hekimin ulaşabileceği en büyük mertebe ve çok büyük bir sorumluluk. Ben bu bilinç ile büyük bir onur duyarak görevimi yerine getirdim. Kendisini yarım yüzyıl boyunca ulusal akciğer sağlığının geliştirilmesine adamış en eski uzmanlık derneğinin ana yönetim organında görev almak benim için çok onurluydu. 50. yıllar için hep altın yıl tanımı kullanılır. Bu altın yıla tanıklık etmek tabii ki çok değerliydi benim için. 8. dönem olarak yönetimimiz hem 50. yıla denk geldi ki bu bizim için büyük bir onurdu. Hem de pandemi gibi maddi ve manevi olarak bizi zorlayan bir sürece denk gelmemiz bizi gerçekten unutulmaz kıldı. TÜSAT 50 yıllık ulu bir çınar. Bu çınarın gölgesi altında Merkez Yönetim Kurulu'nda çalışmış olmaktan mutluluk duymaktayım. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 50 yılını aşmış ulu bir çınar ve ben de bu çınarın bir gölgesi olmaktan, onun bulunduğu mekanda görev almaktan, aynı ortamlarda nefes almaktan çok büyük gurur duyarak yaklaşık 15 sene görev aldım. Hayatımın en değerli yılları diyebilirim. Göğüs hastalıkları alanındaki ilk ve en köklü uzmanlık derneği ve ben derneğimizin 50. yıl yönetiminde görev almış olmaktan büyük bir gurur, onur ve mutluluk duydum. Cumhuriyetimizin yarı yaşında, yarım asırlık bir çınar olan TÜSAD'ın bu döneminde Merkez Yönetim Kurulu'nda görev almak benim için büyük bir onurdu. Benim aslında meslek hayatımdaki önemli aşamalardan biriydi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, göğüs camiasının en köklü derneği. Yani yarım asırlık bir dernekte çalışıyor olmak, ait olmak inanılmaz heyecan verici. Tam da yönetim kurulu üyeliğimin 50. yılı kapsaması benim için çok önemli, çok değerli. TÜSAT olmak, takım olmak demektir. TÜSAT bir bayrak koşusu takımı gibidir. Takımın gücü her bir üyedir. Her üyenin gücü ekiptir. Onları birbirine bağlayan görünmez bağ vardır. Bizi birbirimize bağlayan bu bağla yarım asırdan fazladır koşuyoruz. Bayrağı elden ele teslim ediyoruz. Durmadan, yorulmadan, koşuya devam. Hep birlikte, tükenmeyen nefesle. Esasında bir bayrak devir teslim söz konusu olacak. Bugüne kadar olduğu gibi yeni yönetimde de iyi bir ekip uyumu olacağına inancım tamdır. Derneğimizin bu yönetsel ilkesiyle yeni MYK'da geniş vizyonu değiştirmeden tabii ki güncel gereksinimler gereği çalışmalarını geliştirerek sürdüreceklerdir. Camiamızın çınarı TÜSAT bayrağını devredeceğimiz yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bu sene TÜSAT'ın yeni yönetimi göreve başlayacak. Onların da bizlerde olduğu gibi göğüs hastalıkları uzmanları için ve dernek için ellerinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacaklarından eminim. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Böyle kurumsallaşmış, böyle büyük işler başarmış, büyük bir ilim, irfan yuvasında 50. yılda görev almak, tabii tek kelime söylemek gerekirse benim için çok büyük bir onur, gurur, şeref kaynağı oldu. Yeni dönemde görev alacak bütün çalışma arkadaşlarıma canı gönülden başarılar diliyorum. TÜSAD'a emek veren çok değerli hocalarım var. Bir mesaj değil ama bir dileğim olabilir TÜSAD için. Şimdiye kadar olduğu gibi asistanından hocasına, merkezden perifere tüm meslektaşlarımızı iyi niyet ve hoşgörü ile kapsamaya, bilimsel çizgisinde ödün vermeden ilerlemeye devam etmesi ve yönetimdeki sıcak ve içten ilişkilerin sürdürülmesi şeklinde olabilir dileğim. Bu dönemde böylesine zor bir dönemden birlikte daha güçlü ve başarılı bir şekilde çıkabileceğimizi öğrendik.
Her zaman çıtayı yukarı taşımaya çalıştık. Siz de lütfen daha yukarı, daha özel bir yere taşıyın. Daha çok hekime ulaşan, daha nitelikli ve daha özgün işler yapmaya devam edin. Ve TÜSAT'ın en önemli özelliklerinden biri gençlere, genç nesile fırsatlar vermesi ve onların önünü açmasıydı. Bu anlamda da maksimum düzeyde çalışmaya devam edin diyorum. Bu bir bayrak yarışı. Derneğimizin sloganıyla tükenmeyen nefesle daima ileriye diyerek bayrağımızı teslim ediyoruz.